Merhabalar. Bugün sizlere Zerdüştlük'ten bahsedeceğim. Oldukça eski, bir o kadar karmaşık ve aynı zamanda gizemli bir dünyası vardır. Zaten bu yönüyle de merak edilmektedir, fazla da bilinmemektedir. Yer yer bana da sorulmuştu, ancak fırsat buldum. Dolayısıyla da bugün sizlere Zerdüştlük'ü tanıtmaya çalışacağım. Tabii dediğimiz gibi karmaşık bir yapı olduğu için bunu 30-40 dakikada anlatabilmek, yani birkaç bin yıllık dini geleneği bu kadar kısa zaman aralığına sığdırabilmek takdir edeceğiniz üzere epey zordur. Bu itibarla ben bu videoda sadece Zerdüşt ve Zerdüştlüğün tarihi ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Aynı zamanda İslam kültürüyle olan ilişkisine veya İslam kültürüne olan etkisine değineceğim. Ancak özellikle daha çok dikkatinizi çekeceğini zannettiğim inanç sistemleri, inanç doktrini ve bunun İslam kültürüyle olan ilişkisini bir başka videoya kalacaktır. Bunu ileride tekrar dikkatlerinize sunmaya çalışırım. Mesela İslam kültürüne etkilerinden bahsettik. Zerdüştlüğün özellikle Şii kültür üzerinde oldukça derin izleri vardır. Aynı şekilde Sünni İslam kültürünü de hayli etkilemiştir. Özellikle mistik İslam anlayışı, yani tasavvuf geleneği çok 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 etkili olmuştur. Keza siyer anlatıları açısından da bir hayli benzerlikler vardır ki bunların bir kısmına değineceğim. Özellikle de Hint mistisizmi soslu tasavvuf öğretisi Zerdüştlük üzerinden İslam'a taşınmış. Tabii bunun bir ayağının eski Türk inançlarıyla bağlantısı olduğunu söyleyeyim. Yalnız buna değinmeyeceğim. Zerdüştlük İslam kaynaklarında daha çok mecusilik olarak bilinir. Zira Arap kaynaklarında, Arapça kaynaklarda bu şekilde ifadelendirilmiştir. Ancak genelde Zerdüştlük olarak isimlendirilmektedir. Buna mukabil kendi kaynaklarında ise Mazda Yasta olarak anılır ki bunun ne olduğunu ileride açıklamış olacağım zaten. Zerdüşt isimlendirilmesi aslında Batılıların kullandığı bir terminoloji, çok daha sonradan ortaya çıkmıştır ve bugün yaygınlık kazanmıştır. Zira Batılılar aslında bu inanç sistemini daha köklü, daha sistemli ve daha derin bir şekilde ele almışlar. Dolayısıyla da onların kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Ancak bunun yanında mesela Ahura Mazda inancı nedeniyle Mazdeizm olarak da bilinir ki biz Mazdeizm İslam kaynaklarında geçtiği zaman nedir dediğimiz zaman oldukça da böyle olumsuz bir anlam yüklenir. Gerçekten de böyle midir? Zaten bunları açıklayacağım. Keza din adamlarına meci denildiği için meci, mecuş, bundan dolayı da mecusilik olarak da anılmıştır. Ateş kültüyle ilgili inanç ve ritüelleri nedeniyle ateşperestlik olarak anılmıştır ki bunu da açacağım biraz. Dolayısıyla da Zerdüştlüğe baktığımız zaman aslında tek tanrılı din ve dini gelenek olarak bilinir. Ancak aynı zamanda dualist bir anlayışa da sahiptir. Bunu da belirteyim. Hatta bu yönüyle gnostisizmi de etkilemiştir. Özellikle ruh-beden ilişkisi, karanlık, aydınlık, iyi, kötü gibi zıtlar arasındaki bu dualist savaş telakkisi nedeniyle gnostisizme de ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayrı bir boyuttur. Buna fazla girmeyeceğim. Özellikle Sabiilikle olan ilişkisi yönüyle baktığımız zaman birçok benzerlikleri görebilirsiniz. Dediğim gibi oldukça kadim bir dini gelenek olmasına rağmen takipçileri bugün olabildiğince azdır. Sebebi İslam kültürünün hakimiyetinden sonra gerilemiştir. Dolayısıyla da adeta bir gizemli dünyaya bürünmüştür. Bugün tabii ki Zerdüştler vardır. Biraz onlara da değineceğim. Peki nedir bu Zerdüştlük? Nasıl bir inanç sistemidir? Ve kimdir bu Zerdüşt? Neden bu kadar önemlidir? Niçin merak ediliyordur? Biraz bu konuları gelin birlikte görelim. Zerdüştlük kurucusu Zerdüşt'ün tebliğ ettiği bir inanç sistemi olarak nitelenebilir. Ahura Mazda inancı ve aynı zamanda vahye dayalı din anlayışı nedeniyle Zerdüştlük tek tanrı inancını ve aynı zamanda vahiy geleneğini ilk kez en sistemli bir şekilde tesis etmiş din olarak karşımıza çıkar. Burası son derece önemli. Bu yönüyle İslam'la birebir örtüşen tarafı vardır. Kısaca Zerdüştlük, Tanrı Ahura Mazda'nın yoludur diyebiliriz. Aynı zamanda bu Zerdüştlük
İran'daki kadim inançlarla, yani Zerdüştlük öncesi inanç gelenekleriyle de iç içe geçmiş bir yapıdır. Yani sadece Zerdüşt'ün bir anda ortaya çıkardığı bir inanç sistemi değil, bunun uzantıları da vardır. Nitekim tek tanrılı inanç sistemi olarak nitelense de daha sonradan dualist bir anlayışa doğru evrilecektir ki burada eski İran'daki inanç sistemiyle iç içe geçmişliğini görebilirsiniz. Deyim yerinde ise eski İran'daki çok tanrılı yapı temelde Zerdüştlük'te dualist anlayış gereği iki tanrıya dönüştürülmüş. Peki diğer tanrılara ne olmuş? Eski İran'daki yani Zerdüştlük öncesindeki diğer tanrılar da bu sefer melekler gibi ilahi varlıklara indirgenmiş ve bu şekilde bir sistem içerisinde eritilmiştir. Yani tanrıların sayısı aslında azaltılmıştır. Bu yönüyle de henoteist bir özellik taşır. Yani tek tanrı Ahura Mazda inancı var ama bu tanrı inancının yanında aynı zamanda tanrıya yakın bir takım ilahi varlıklar da bulunmaktadır. Buna henoteist yapı denir. Bunu söylemiş olalım. Anlaşıldığı kadarıyla eski İran'daki çoklu tanrılar Ahura Mazda'nın yanında tanrısal varlığa indirgenmiş ve bu şekilde yaşatılmış ki bunlar melek türü ilahi varlıklar olarak nitelenebilir. Konuşmam içerisinde yer yer bunlara değineceğim. Zerdüşt'ün ne zaman doğduğu ve nerede yaşadığı konusu fazla bilinmemektedir. Yaşadığı dönemle ilgili tabii ki bir takım bilgiler vereceğim ama özellikle de ne zaman doğduğu ve nerede yaşadığıyla ilgili bir takım gizemli iddialar vardır. Hatta yaşayıp yaşamadığı bile belli değildir. Bu yönüyle eski İran'daki dinlerin tekrar zuhur etmesiyle bir forum kazanmasından müteşekkil bir dindir şeklinde bile yorumlar vardır. Ancak aslında Zerdüşt ile Zerdüştlük öğretisini de bu anlamda birbirinden ayırmak gerekiyor. Zira az önce de belirtmeye çalıştığım üzere Zerdüşt öğretinin uzantıları çok 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 eskiye giderken Zerdüşt'ün ortaya çıktığı dönem daha sonraya tekabül etmektedir. Dolayısıyla de ikisini birbirinden ayırmak gerekiyordur diye belirtmiş olayım. Keza bu öğretinin yani Zerdüştlük öğretisinin aynı zamanda Hinduizmle de bağlantılı olduğunu ortaya koyan önemli karineler, ciddi veriler bulunmaktadır. Buna da değineceğim. Mesela Zerdüştlük M.Ö. 1600-1400 yıllarına kadar dayanır veya Zerdüştlüğün buraya kadar dayandığına dair bir takım yorumlar vardı. Oysa Zerdüştlüğün M.Ö. 7 veya 6. yüzyıllarda yaşadığı varsayılmaktadır. Dikkat edin, 1400, 1600, 1600, 1400'e kadar gidiyor ancak 6 veya 7 veya 6. yüzyıllarda da Zerdüşt yaşıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki bir Zerdüşt'ten önce Zerdüştlük öğretisi İran'da vardır. Ve bunun uzantısının da ta Hint mistisizmine, Hinduizme ki birazdan açıklayacağım, Rahmanist yoruma kadar gittiğini göreceğiz. Kimi yorumlarda Zerdüşt, Büyük İskender'in ki milattan önce 330'larda doğuya yani İran'a doğru bir sefer düzenliyor. Onun seferinden takriben 258 yıl önce yaşamış olmalıdır. Yaşamıştır veya buna göre milattan önce takriben 580-590'lı yıllarda Zerdüşt'ün hayatta olduğunu görüyoruz ki genelde batılı yorumlara göre de bu dönemlerde yaşadığı kabul edilmektedir. Az önce Zerdüştlük ile Hinduizm arasındaki ilişkiden söz etmiştim. Hint dini metinleri olan Vedalar etrafında birleşen Hinduizmin ilk yorumu niteliğindeki Brahmanizm vardır. Bu Brahmanizm ile Zerdüştlük arasında veya Zerdüşt öğreti arasında ciddi bir ilişki vardır. Peki bu Brahmanizm nasıl oldu da İran topraklarına geldi? Bunun uzantısı çok ama sadece şu kadar söyleyeyim. Brahmanizmi benimsemiş olan Aryenler vardır. Bunlar bir dönem İran'a hakim oluyorlar. İşte bu Aryanlar vasıtasıyla Brahmanizm yani Hinduizmin bir başka versiyonu, değişik bir yorumu olan Brahmanist inanış, düşünce bu Aryanların hakim olduğu bölgelerde
yayılmaya başlıyor ve bu şekilde bunun üzerine Zerdüştlük öğretisi inşa edilecektir veya Zerdüşt'ün yaydığı din veya tebliğ ettiği din bu Brahmanist etkiden ciddi ciddi faydalanacak veya bunun etkisinde kalacaktır. Bu itibarla da Brahmanist yorum çok daha önceye dayandığı için bu Hint mistisizmi ile olan ilişkisi de buradan başlar. Beni takip eden dostlarım bilirler, zaman zaman bu tasavvufla ilgili eleştirilerimde Hint mistisizmi soslu İslam anlayışından bahsederim ve bunun Türkler üzerinden Anadolu'ya geldiğini söylerim. İşte Hint mistisizminin Zerdüştlüğü etkilemesi, Zerdüşt öğretinin bulunduğu coğrafyada yeşeren İslam'ın da Hint mistisizmi soslu İslam olduğunu ve bunun Türkler tarafından öğrenilerek Anadolu İslam kültürüne kadar geldiğini belirtelim ki Türklerin de İranlılar üzerinden kabaca söylersek İslam'ı öğrendiklerini hatırlatmış olalım. Bütün bu özellikleri yönüyle baktığımız zaman aslında Zerdüşt bir nevi Hinduizmin Brahmanist yorumunun reform etmiş bir figür olarak karşımıza çıkar ve aynı zamanda tabii ki köklü yenilikler de getirmiştir ve bu yönüyle bir revizyonist olarak bile nitelendirsek çok da yanlış yapmamış oluruz. Keza Zerdüştlük de Hinduizmin yeni yorumu gibi de yorumlanabilir. Zira Zerdüştlüğü birazdan da açıklayacağım üzere aslında bu Hinduizmin Brahmanist yorumundan ciddi ölçüde etkilenmiştir. Zaten kelime ve dini terimler bile birbirine benzerdir ki Pehlevice ile Sanskritçenin aynı dil grubundan olduğunu da bu arada belirtmiş olalım. Mesela belki biraz soyut konuştum, açıklayacak olursam Mitra inancı. Mitra Zerdüştlük öncesinde eski İran'daki tanrılardan birisinin adıdır. Dikkat edilirse Brahmanizm'de de bir tanrı adıdır. Keza Zerdüştlük'te de karşımıza ilahi varlık veya tanrısal varlık olarak çıkar. Dolayısıyla da burada Zerdüştlük'te Mitra tanrısal özelliğe dönüşecek. Yani tanrılıktan meleksi özelliğe dönüşen ama tanrısal yönü olan bir varlıktır. Bakınız böyle uzantıları görebilirsiniz. Dolayısıyla da Zerdüştlük aslında kendisinden önce İran'da var olan inanç geleneği üzerine inşa edilmiş bir dini gelenek olarak tanımlanabilir ki bu zaten sadece Zerdüştlüğe özgü bir şey değil. Mesela Hazreti Peygamber'in öğretisine bakalım. O da kendisinden önce var olan dini gelenek veya Arap örfü veya Arap sosyal yaşantısındaki dini uzantılar ya da bunu etkileyen Yahudilik ve önceki inançlar üzerine kurulmuş bir dindir ki yine beni takip eden dostlarım bilirler. Zaman zaman değinirim. Aslında biz Hazreti Muhammed'in köklü bir değişiklik, yenilik yaptığını zannediyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ben diyeyim %75, siz deyin %80, hatta 85'e varıncaya değin. Aslında İslam önceki öğretinin bir anlamda reforme edilmiş halidir. Bunun bir benzerini Zerdüştlük örneğinde görüyoruz ki ona değinmeye çalışıyorum. Keza Zerdüştlüğün aslında bu Hinduizmin bir versiyonu olan Brahmanizmin yeni yorumlanış biçimi olarak da nitelemek mümkündür bu yönüyle. İslam kültürünü etkileyen bu mistik yönü de zaten az önce ifade etmeye çalıştığım gibi buraya dayanmaktadır. Zerdüştlüğün kutsal metinleri Avesta'dır. Buna değineceğim ancak bunu inanç sistemi içerisinde ancak izah edebilirim. Avesta'ya göre Zerdüşt Horasan bölgesinde yaşamış bir kişiliktir. Bazılarına göre de yani İran'ın Azerbaycan tarafında kalan bölgede yaşamış, sonra İran'ın doğusuna doğru göç etmiştir. Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta ve onun içerisinde bir de Gatalar bölümü vardır ki bu doğrudan Zerdüştlüğün sözleri olarak bilinir. Gatalarda sınırlı bir takım bilgiler dışında aslında Zerdüşt hakkında çok böyle net veya detaylı bilgi elde edebilmek mümkün değil. Yani Gatalardaki bir takım karinelerden bir sonuca gidebilirsiniz ki Gatalar ve Avesta'nın da sonradan derlenmiş olduğunu belirtelim. Yani Zerdüşt'ün bizatihi kaleminden çıkmış değildir. Özellikle de Zerdüşt'ün doğumu ile ilgili enteresan mucizeler vardır ve bunlar büyük oranda
birazdan da göreceğiniz üzere Hz. Muhammed'in doğumuyla birebir örtüşmektedir ve ilginç mitolojiler, ilginç mucizeler anlatılmaktadır. Bu mucizeleri dediğimiz gibi açıkladığımız zaman özellikle de Hz. Muhammed'i dikkate alın, bu kadar mı benzerlik olur diyeceksiniz. Mesela Zerdüşt'ün doğumuyla ilgili faraziyeler anlatılırken bedeninin, özünün gökte yaratıldığı, yağmurla birlikte yere düştüğü, yerde ot olarak bittiği, bu ottan iki ineğin yediği, o otun sütüne karıştığı, anne ve babasının bu sütü içmeleri üzerine annesinin Zerdüşt'te hamile kaldığı, dolayısıyla da gökteki ilahi bilgiyle birlikte bu şekilde bu tohumun Zerdüşt'e kadar geçtiğine dair enteresan bir mitolojiden bahsedilir. Bir başka yorumda ise annesi ona hamile kalınca büyük bir nurla kaplanmış, nurla çevrelenmiş, 3 gün 3 gece evin her köşesi nurla kaplanmıştır. Dikkat ederseniz Hz. Muhammed'in doğumuyla ilgili anlatılarda da 3 gün 3 gece Mekke'de zelzele olduğu söylenir. Keza aynı nur telakkisinin burada da karşımıza çıktığını görürsünüz. Mesela doğduğu zaman Zerdüşt etrafı öyle bir nur kaplamış ki halk, yani o bölgede bulunan insanlar korkmuşlar, endişelenmişler, bölgeyi terk etmişler. Bir süre sonra dönüp geldikleri zaman nurlar içerisinde olan Zerdüşt'ü bulmuşlardı. Artık Zerdüşt doğmuştur. Dikkat ederseniz Hz. Muhammed'in doğumu ile ilgili mucizevi iddialar arasında da benzer hikayeler anlatılmıştır. Onun da nurunun bütün evreni kapladığı, hatta Busra'daki sarayları, hatta Busra'daki develerin boyunlarını bile aydınlattığı gibi ilginç mitolojiler vardır. Bunlar da bizim gelenek Hz. Muhammed'in nübüvvetinin işareti veya beşareti, yani müjdesi olarak zikreder ve bunlara hala inananlar vardır. Üzücü olan ise bunları ilahiyat hocalarının bile anlatıyor olması veya bunlara anlam yüklemeleridir. Bu itibarla da siz eğer köklü kültürleri, geçmiş kültürleri, İslam kültürüyle olan bunların ilişkisini görmezseniz, bol bol eski mitolojileri İslam'ın içerisinde var olan yorum veya telakkiler olarak sunarsınız. Bakınız bu kadar mı benzerlik olur diyorsunuz. Yine bir başka hikayeye göre annesi 15 yaşlarında bakire bir kız iken ona bir nur geliyor ve bu şekilde mucizevi olarak Zerdüşt'te hamile kalıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgili benzer bir mucizeden bahsediliyor. Dikkat edin nasıl etkiliyor bakınız. Ki Zerdüşt'ün Hazreti İsa'dan önce yaşadığını da bu arada hatırlatmış olayım. Bir başka yoruma göre ise Zerdüşt Hamun Gölü'ndeki ilahi tohumlardan oluşmuştur. Bu nasıl olacaktır? Buradaki ilahi tohumlar annesine geçecek ve bu yönüyle de tanrısal bir özelliğe sahip olacaktır. Bu yüzden de doğduğu zaman bütün alem nurla kaplanmış olacaktır. Hatta şeytanlar da yer altına kaçacaklardır. Dikkat edin, benzer özellikler Hz. Muhammed için de anlatılır. Mesela Zerdüşt gülerek doğmuştur. Yüce Tanrı Ahura Mazda ile konuşmuştur. Kendisini günaha teşvik edecek olan bu dualist anlayıştaki Ehrimen olarak da zikredilebilir. Yani kötülük tanrısı ondan yüz çevirmişmiş. Mesela Turan prensi Herod onu öldürmeye çalışmışmış. Dikkat edilirse bunların bir kısmı Hz. Muhammed için anlatılır. Hatta birazdan da açıklayacağım. Özellikle de bundan sonraki anlatacaklarım birebir örtüşmektedir. Mesela Hz. Muhammed'in de küçük yaşta Yahudiler tarafından öldürülmek istediği gibi bir takım ilginç iddialar vardır. Veya doğumuyla ilgili mucizelerde de yine benzer uzantıları görürsünüz. Mesela saygın bir aileye mensuptur Zerdüşt. Küçük yaşlardan beri yaşıtlarından farklılıklar göstermişti. Farklı özellikleri vardı. Bakınız bunlar Hz. Muhammed'in çocukluğu olarak bize anlatılır. Büyüyünce arayış içerisine girmiş. 20 yaşına gelince kendisinde önemli değişikliklerin olduğunu hissetmeye başlamıştır ki Hz. Muhammed'in çocukluğu ve gençlik dönemiyle ilgili anlatılan hikayelerde de bunların uzantılarını görürsünüz.
Mesela sık sık dağlara veya kuytu yerlere giderek yalnız kalmak istemiş, yalnızlık ona sevdirilmiş, inziva hayatı yaşamış. Buraya dikkat edin, Sabelan Dağı'nda tefekküre çekilmiş, o sırada da 30 yaşlarındayken Tanrı'nın temsilcisi olan Vohumana yani vahiy meleği gelmiş ve burada ona ilk vahiyleri bildirmiştir veya ilk vahiyleri almıştır. Dağ, melek, tefekkür, yalnızlık neyi anlatıyor bunlar bize? Sabelan Dağı, Hira Dağı. Bakınız bu kadar mı tesadüf olur veya bu kadar mı benzerlikler iç içe geçmiş olur? Ayrıca bir nehirden su aldığı sırada da vahiy aldığına dair bir başka iddia vardır. Her neyse bu ilk vahiy tecrübesinden sonra burası daha ilginç. Melek onu alacak, göğe götürecek yani miraca çıkaracaktır. Beni dinleyen dostlar bilirler ki Arda Viraf yine Zerdüşt öğretisini devam ettiren onun havarilerinden birisi olarak niteleyelim. Arda Viraf'ın da tanrısal bir yönü vardır zaten aynı zamanda. Onun hatta Nimet Yıldırım Hoca sağ olsun çevirmiştir onu Türkçe'ye ki kutsal metinlerinden birisidir. Arda Viraf'ın cennete, cehenneme ve Araf'a yolculuğu vardır. İddia ile söylüyorum. Benim İsra ve Miraç kitabıma bakarsanız orada bütün detayları, uzantıları görürsünüz. Arda Viraf'ı Hazreti Muhammed olarak düşünün. Doğru İslam'daki Miraç öğretisine kapı aralarsınız. Miraç öğretisine çıkarsınız. Dolayısıyla da Zerdüşt'ün de böyle miraca çıktığından ve bir meleğin onu Tanrı Ahura Mazda ile buluşturduğundan bahsedilir. Burada Miraç'ta yani gökte Allah'la buluşuyor. Ondan ilahi bilgileri alıyor. Ahura Mazda başına şöyle tutuyor, bir üfürüyor ona ve onu ilahi bilgiyle donatıyor. Burada cennet cehennem kendisine gezdiriliyor. Felekler gezdiriliyor. Dönüşte de enteresan melekler göğsünü yarıyorlar, kalbini çıkarıyorlar ve Zerdüşt'ün kalbindeki şeytani kir ve vesveseleri temizliyorlar. Böylece de yeryüzüne inerek peygamberliğe başlıyor. Bu sıralarda takriben 30 yaşlarındadır. Hazreti Muhammed ise 40 yaşında gösterilir ve İslam'daki miracında buraya dayandığını bu vesileyle anlatmış olayım, söylemiş olayım ki bununla ilgili benim videolarım vardır. Buradan detayını görebilirsiniz ki İsra ve Miraç konusunu da Türkiye'de derli toplu ve en ciddi şekilde kendime paye çıkarmak için söylemiyorum. Galiba ben çalıştım. Benden önce birisi çalışmıştı ancak kıyaslama size ait. Neyse bu detaya girmeyeceğim. Dikkat edilirse bu anlatılanların birçoğu siyer anlatılarında bizim karşımıza çıkar ve bunlar Hz. Muhammed'in mucizeleri olarak sunulur. O yüzden de ben Mirac'ın aslında büyük oranda Zerdüştlükten aparıldığını, buna kadim Yahudi kültüründeki göğe yükseliş motifleriyle Hristiyanlıktaki göğe yükseliş motiflerinin eklendiğini ancak ana kurgunun aslında Zerdüştlükten alınıp Yahudi sosuyla harmanlanarak Hz. Muhammed'e uyarlandığını söylüyorum ve bunun İslam'la, kitapla, peygamberle uzaktan yakından alakasının olmadığını söylüyorum. İnsanlar da benim vahyi inkar ettiğimi zannediyor ve benim dinden çıktığımı söylüyor. Bunu neye böyle söylüyorlar? Çünkü Kur'an'da İsra vardır. Kur'an'daki İsra'yı bizim gelenek hala çözememiş. Bunu hala Miraç zannediyor. Kur'an'da Miraç yoktur. Kur'an'da İsra vardır. Bunu da belirtmiş olayım. İsra ayrı bir olay, Miraç ayrı bir olay. Detay var, videolarıma bakarsınız. Bu ilk vahiy tecrübesinden sonra Zerdüşt yine vahiyler almaya devam etmiş. Tek tanrı inancını yaymaya çalışmış. Çok tanrıcılığa karşı savaş açmış. Ama 10 yıl mücadele etmesine rağmen bir tek kuzeni dışında kimseyi inandıramamış. Dikkat edin, tek tanrıcılığı yayıyor, çok tanrıcılığa savaş açıyor. Neyi hatırlatıyor size? Siyeri düşünün. Ve aynı zamanda da halkı ona düşman oluyor. Bakınız Mekkeliler de Hz. Muhammed'e düşman oluyorlar. Bunun üzerine yani 10 yılda bir kişi. Hz. Muhammed gerçi epey 400-500 kişi, yani en azından bir 400 kişi falan vardır, topluyor etrafında. Sonunda Zerdüşt bulunduğu bölgede yaşayamıyor. Artık düşmanları çoğalıyor. Halkı ona düşman olunca o da Belh tarafındaki kral Viştaspa'nın ülkesine çekiliyor.
Ve burada hayatını devam ettirecektir. Şimdi bakınız, mucizevi doğum, kuytu yerlerde yalnızlık, tefekkür süreci, dağda vahiy alması, Miraç anlatısı, göğsünün yarılması, kavminin ona düşman olması, çok tanrıcılığa savaş açması, tek tanrı inancını yaymaya çalışması, bütün bunlar birebir karşımıza nerede çıkar? Siyer'de çıkar. Acaba bu kadar mı benzerlik olur diyelim ve bu faslı böyle kapatalım. Neticede Zerdüşt, Kral Viştaspa'nın yanına, ülkesine gidince ona dinini anlatır. Kral Viştaspa da etkilenir ve Zerdüşt'ün inancını benimser. Onun Zerdüştlüğü benimsemesi hem Zerdüşt hem de Zerdüştlük açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Zira bu safahattan sonra yavaş yavaş artık Zerdüştlük yayılmaya başlayacaktır. Kral Viştaspa'nın yanında büyük bir saygınlık ve itibar kazanacak. Onun ailesiyle akrabalık ilişkisi kuracak. Bu detayları geçeceğim birçok uzantı var ama bunlara giremem. Viştaspa'nın yanında kutsal savaşlara katılacak. Orada kutsal ateşi bulacaktır. Hatta bu mücadeleler sırasında öldürüldüğü gibi iddialar da vardır. Zerdüşt'ün ölümünden sonra da yine onun öğretisi yayılmaya devam edecektir. Bu Kral Viştaspa'dan sonra, yani artık Zerdüştlük öğretisinin yayılmaya başladığını söylüyoruz. Ve özellikle de Zerdüştlük açısından ikinci önemli nokta bu Pers İmparatoru Darius dönemidir. Üçüncü Darius döneminde, ki bunlar da Zerdüştlüğü benimsemişlerdir, onun sınırlarını genişletmesi nedeniyle Zerdüştlük de aynı şekilde daha geniş alanlara yayılma imkanı bulacaktır ki eski kadim geleneklerinde bulunduğu vasatta yayılacaktır. Malum Darius demin de dediğim gibi Pers kralıdır. Pers hanedanı olan Ahamendiler, ki milattan önce 550 veya 330'lu yıllar arasında, 550-330'lu yıllar arasında İran'da hakimiyet kurmuşlardır. 330'a dikkat edin. Perslerin hakimiyetlerinin son bulduğu, yani İskender'in doğu seferi, ki Helenistik döneme denk gelir. Dolayısıyla da bu dönemlerde, yani Perslerin hakimiyeti döneminde Zerdüştlük İran'da tam anlamıyla tarih sahnesine çıkacaktır. O nedenle de Darius öncesi ve Darius sonrası olarak da zikredilir. Demek ki tarih sahnesine çıkışı bu şekilde. İddialara göre Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta'nın metinleri de bu 3. Darius döneminde derlenmiştir. Demin veya videomun girişinde de bu kutsal metinlerin Zerdüşt'ten sonra derlenip toplanıldığından bahsetmişti. O nedenle de 3. Darius dönemi Zerdüştlük açısından son derece önemli, kritik bir dönemdir veya bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde Zerdüştlük hakim olmakla birlikte aynı zamanda Zerdüşt öncesindeki İran'da var olan çok tanrılı dinler veya Brahmanist inancın uzantıları da bir şekilde devam etmiş. Yani tamamen bunlar yok olmamıştır. Bu Ahamendiler, yani Persler, Orta Asya'ya, hatta Anadolu'ya kadar uzanacaklar. Bu İran hinterlandında geniş bir alana yayılacaklar. Dikkat edin, Orta Asya, Anadolu. Dolayısıyla da bu mistik ögeler aynı zamanda bu kültürlere veya bu coğrafyalara da taşınacak ve buralarda da izleri devam edecektir. Dolayısıyla da mistik öğreti de bu şekilde varlığını sürdürecektir. Perslerin hakimiyeti Büyük İskender'le birlikte bitince, yani 330'larda yıkılınca, yani İskender ele geçiriyor biliyorsunuz ve topladığı Avesta metinlerini imha ediyor. Daha sonradan da İran'da Partlar dönemi başlayacaktır. Peki bu Partlar dönemine hangi dönemlere denk gelir? Perslerden sonra takriben, yani kabaca söylersek, milattan önce 200, milattan sonra da 200, yani 400 yıllık aşağı yukarı bir dönem. Bu dönemde Zerdüştlük biraz daha öne çıkacaktır ve Avesta'nın metinleri bu Partlar döneminde, hani İskender döneminde kayboluyor ya metinler, Partlar döneminde tekrar toparlanacak ve bu dönemde aynı zamanda Zerdüştlük dualist anlayıştan daha çok monoteist bir forma doğru da evrilecektir. Dediğimiz gibi bunu inanç sistemi içerisinde anlatacağım ama çıkışı büyük oranda tek tanrılı. Özelliği tek tanrılı, ancak muhtemelen ki bunu böyle yorumlarlar zaten Zerdüştlük üzerine çalışanlardan, eski İran'daki inanç telakkilerinden esinlenilerek
dualist bir anlayışa dönüşmüştür ki bunun da uzantıları vardır, ona da değineceğim. Yani dolu dolu bir videodur veya konudur. Yalnız bakınız şu anda 30 dakika oldu. Biraz daha tarihine değinip burada bırakayım. Ondan sonra Zerdüştlüğün inanç doktrinini veya inanç öğretisini ayrı bir video olarak çekerim. Bu itibarla da toparlamaya çalışacağım. Partlardan sonra Sasaniler dönemi gelecektir. Ki Roma'nın partları zayıflatmasından sonra yıkılacaklar ve Sasani hanedanı İran'da iktidarı ele geçirecektir. Sasanilerin de biraz hızlı gidersem 230'dan 640'lı yıllara kadar hakimiyetlerini sürdürdüklerini görüyoruz ki bu tarih aynı zamanda malumunuz Hazreti Ömer dönemine denk gelir. 640-650'ler falan diyebilirsiniz. Ve bu şekilde Zerdüştlüğü Sasanilerde benimsemişler. Ancak dediğimiz gibi önceki kadim inançlarda bir şekilde varlığını sürdürmüşlerdir. Özellikle de bu Sasaniler biraz karmaşık dönemdir inanç açısından. Mesela Maniheizm, aynı zamanda Nestoru Hristiyanlık ciddi ciddi etkili olmuştur. Hatta bir ara Maniheizm iktidarda bile etkili olmuştur. Dolayısıyla bunlar olmakla birlikte Zerdüştlüğün de yine en hakim unsur olduğunu belirtmiş olalım ki Hazreti Ömer dönemine kadar devam ediyor. Müslümanlar İran'ı ele geçirince Zerdüştler dağılıyorlar. Bir kısmı Müslüman oluyor, bir kısmı Hindistan'a doğru kaçıyor, bir kısmı Sarp yerlere çekilerek izlerini kaybettiriyorlar ve bir şekilde yaşıyorlar. Yani Zerdüştlük inancında kalanlar da ehli kitap statüsüne alınıyor. Bunlar kimliklerini kısmen korusalar da tabii ki süreç içerisinde onlar da İslamlaşacaklardır. Ama aynı zamanda eski geleneklerini de bir şekilde devam ettireceklerdir. Mesela Bermeki ailesi bu Zerdüşt geleneğinden gelir, Mecusidirler. Ancak aynı zamanda İslamlaşmışlardır. Abbasiler döneminde oldukça da ilmi alanda etkili olduklarını, Harun Reşid'in de bu aileyi vezir yaptığını belirtmiş olalım. Zerdüşt geleneğinin mirası Müslümanların eline geçince, dolayısıyla da şimdiye kadar anlata geldiğim eski İran dinleriyle, eski İran'daki inançlarla ilgili dini geleneğin de bir şekilde İslam'a taşındığını görüyoruz. Önemli bir kısmı daha önceden de söylediğim gibi Şii kültürü içerisinde yer almıştır. Yine büyük bir kısmı Sünni kültürü de etkilemiştir ve İslam kültürüne buradaki telakkiler uyarlanmıştır. Sonuçta İran bölgesi İslamlaşsa da köklü geleneğe sahip olan Zerdüştlük öğretisi bir şekilde varlığını korumuştur. Neden? Çünkü Mevali veya Acem denen unsurlar Emevilerle ters düşmüşlerdir, kavgalıydılar. Daha sonradan Abbasilere yanaşmışlardır. Ama Abbasiler de aynı şekilde iktidarı ele geçirdikten sonra Mevali unsurlara yani Acem unsurlara adeta kan kusturmuştur. Dolayısıyla Mevali Abbasilere de küskün olduğu için Abbasiler döneminde birçok Mevali isyanlar vardır. Bu nedenle de yani İslam fetihlerinden sonra kısmen gerilemiş olan bu Zerdüştlük öğretisi veya inancı yavaş yavaş kısmen de İslami forma dönerek bir şekilde Abbasilerin kurulduğunun ilk yıllarından itibaren ama özellikle de 800'lü yıllarda ciddi ciddi kendini hissettirecektir. Birçok isyanlar çıkacaktır ki bunlar aslında Zerdüşt geleneğini yeniden canlandırma çabaları olarak nitelenebilir. Yani bu isyanlar. Mesela Hürremiye isyanı vardır, Mukanna isyanı vardır. Baktığınız zaman tipik bir Zerdüşt öğretiyi yeniden canlandırmadır. Sonuçta Acemlerin önemli bir kısmı İslam'ı seçseler de eski geleneklerinden kopamadıkları için eski mitolojiler ya canlanmış ya da form değiştirerek İslam'ın içerisinde bir şekilde yer bulmuştur. Mesela Behram Gur vardı. Behram Gur. Bu aslında Şahı Behram olarak da bilinir. Normalde Sasani kralıdır ancak mitolojik bir kahramana, bir kurtarıcıya dönüşecektir. Zira şöyle bir telakki vardır. Müslümanlar Arap istilası başlayınca Behram Gur göklere çekilmiş, efsanevi bir kişiliğe bürünmüştür. İnanışa göre Behram Müslümanların hakimiyetini bitirmek için tekrar dönecek ve onları kurtaracak şeklinde bir kurtarıcı inanışına dönüşmüştür. Keza ileride veya bir başka videoda ayrıca ele alacağım üzere ve aynı zamanda
şeydeki İslam anlayışındaki aynı zamanda Şiilikteki Mehdiliğe dönüşecek olan bu Şoşyan inancı da bu da bir benzer bir kurtarıcıdır. Olduğu gibi İslam'a taşınacaktır ve Mehdilik olarak, Mehdi Murtaza olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun yanında mesela yine bu tarz kurtarıcı telakkileri vardır. Mesela Peşüten telakkisi vardır. Bu da aslında yine bir kurtarıcı figürdür. Bakınız bunlar eski İran'daki kültürün bir şekilde İslami formla devam etmesidir. Bu Peşüten figürü de mesela nasıl tarif edilebilir? En sıkışık anlarda hani bir kurtarıcı bir anda ortaya çıkar ve yardım eli uzanır ya size. Aynen onun gibi düşünebilirsiniz. Bu tasavvuftaki şeyhlerin yardımı, güya yardım ediyorlarmış ya, hani bu telakkinin izlerini buralarda görebilirsiniz. Güya zor zamanlarda medet ya falan diyor ya, işte buralara dayanır bu uzantı, bunu belirteyim. Diğer yandan mesela Hettat diye bir kurtarıcı figür daha vardır ki bu aynı zamanda manevi gücü olan ve görünmez bir varlıktır. Bizdeki bu Hızır telakkisine, Hızır kültüne benzer bir tarafının olduğunu belirteyim. Bakınız böyle enteresan tedahüller veya geçişler vardır. Netice itibarıyla bu tür mitolojiler özellikle Şia içerisinde ve Şia'nın da bu gulat ve aynı zamanda batini yorum olan İsmaililik içerisinde kendisini gösterdiğini ve bir şekilde yaşadığını görüyoruz ki bu anlamda birçok gizemli hikaye İslami kimlikle beraber yeniden hayat bulmuştur. Mehdilik inancı az önce söylediğim gibi bunun bir devamıdır. Keza 12 Şia'daki masum imam doktrini de yine olduğu gibi Zerdüştlük'ten alınmadır. Mesela Zerdüştlük'teki bu din adamları olan Magu veya Muğların tanrısal yönü ve masumiyetleri Şiiliğe kodifike edilmiştir. Bu kadar. Mesela bu Zerdüşt din adamları ile ilgili Nevfel Akyar bir doktora tezi yapmış. İslam öncesi İran dinlerinde din adamı ve ruhbanlık diye bunu eğer ele geçirebilirseniz okumanızı öneririm. Zerdüştlük köklü bir geçmişe sahip olsa da daha önceden de belirttiğim üzere oldukça sınırlı bir din konumundadır. Bugün biraz İran'da, Hindistan'da yaşamaktadırlar. Bunlar özellikle de İslam fetihlerinden sonra bu taraflara kaçmışlar. Bunun yanında ABD ve Kanada'da yaşamaktadırlar. Takriben 1 milyon civarında olup olmadıkları bile tartışmalıdır. Bu oranda bir din ama oldukça da köklü bir geleneğinin geçmişinin olduğunu görüyoruz. Müslümanlar Zerdüştlüğe olumsuz baktıkları için İslam hakimiyetinde Zerdüştlük fazla gelişmemiş. Hatta enteresandır, Zerdüştlük çalışmaları bile oldukça cılızdır. Yeni yeni artık önemli çalışmalar yapılmıştır. Buna mukabil özellikle de 18. yüzyıldan itibaren Batılı araştırmacılar Zerdüştlüğe büyük ilgi duymuşlar ve oldukça nitelikli çalışmalar yapmışlardır ki bakınız bugün kullandığımız Zerdüştlük terminolojisi bile onlara aittir. Mesela Nietzsche gibi, Goethe gibi veya Hegel gibi filozoflar Zerdüştlüğe büyük ilgi duymuşlardır ve bu nedenle de Batı'da nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Evet sevgili dostlarım, buraya kadar anlattığım Zerdüşt'le ilgili bir takım veriler ve aynı zamanda tarihi süreçti. Bunlara değindim ancak bundan sonra şayet inanç sistemine girersem zaten neredeyse 40 dakika oldu. Çok uzayacağı için burada kesiyorum. İnanç esasları ve kutsal metinlerini ve bunların özellikle de İslam'la iç içe geçmişliğini sizlere ayrı bir video olarak sunacağım ve o videoda göreceksiniz ki Zerdüştlük'teki öğreti kalkmış gelmiş İslam'ın içerisinde kendisine yer bulmuştur. Evet, burada videoyu kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.